Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. S&P'nin genel analizini yapmaya çalışayım. S&P'de gördüğümüz şey şu. Dün hatırlarsanız 3400 noktasında analiz yapmış. Saatlik ortalamasının üstüne çıktığını belirtmiş. Ancak bu tepki hareketinin, güçlü tepki hareketinin bir süre sonra saatlik ortalamasının altına ve 3330 noktasına kadar ya da 3350 noktalarına kadar, yani bu kısma kadar, tabi tam rakam vermek pek mümkün değil. Normal olarak 3350 hedef gibi görünüyor. Biraz daha aşağı kaydırırsalar daha da aşağı gitme potansiyeli var. Ama ben daha çok omuz başomuz yapıp buradan yukarı doğru tepki vereceğini düşünüyorum. Şu kısımda analiz yapmış ve aşağı doğru S&P'nin o güçlü duruşuna rağmen herkes bir anlamda düşeni kırdı ve artık yukarıları hedefliyor der diye düşünürken biz S&P'nin aşağı doğru yöneleceğini ifade etmiştik. Ki bugün şu an bakıyorum rakama 3365 noktalarına kadar sarktı. Burada bir miktar daha böyle şu hat içerisinde hareket edip daha sonraki süreçte 3350 noktasına belki biraz daha sarkıtırsalar şu kısma kadar çok beklemekle beraber 3350-3330 noktasına kadar gelebilecek bir S&P bizi bekliyor. Daha majör kısımda eğer ki düzeltmeyi uzatacak olursalar 3250 noktalarına kadar geri çekilme mümkün görülebilir. Ancak dediğim gibi ben onu beklemiyorum. Ben 3350 noktalarından S&P'nin artık dönüp yukarıya doğru yeni zirve yapacak şekilde geri dönmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi yapısal anlamda yapısal analiz yaparak S&P'nin şu hareketinin bir süre sonra geri döneceğiyle alakalı yine isabetli öngörüde bulunduk. Yapısal analizin faydası bir yerde, onu belirtelim. Yani fiyat hareketlerinin ne yöne doğru gideceğiyle alakalı. Fiyatlar yukarı gösterse bile, saatlik ortalamanın üstünde olsa bile dün analizimizde fiyatların aşağı doğru yöneleceğini belirtmiştik. Ki bugün de o analiz bir kez daha gerçekleşti. Şimdi yapısal analizin şöyle bir faydası oluyor. Yapılar anlamında düzgün okunursa gidişat, trendler ve yapının şekli, duruşu düzgün okunursa maksimum hedef noktasının, bakın ben niye yeni zirve bekliyorum? Şuradaki yapı kaynaklı yeni zirve bekliyorum. Yine niye geri dönüş bekliyorum? Şuradaki yapı kaynaklı, daha doğrusu şuradan niye geri dönüş bekledim? Şuradaki yapı kaynaklı geri dönüşün şart olduğunu ifade ettim. Hemen hemen de o nokta görüldü. Yani 3 aşağı 5 yukarı diyelim ama tam hedef 3350 noktası şu bölge. Yani yapısal analiz bize bu imkanı veriyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız sormuş yapısal analiz dediğiniz şey nedir diye. Şimdi bunun tanımlamasını tek bir unsurdan anlatmam mümkün değil ama kabaca şöyle söyleyeyim. Yapısal analiz dediğimiz şey grafiklerin geçmişteki hareketleri ve geçmişteki hareketlerinden yola çıkarak, yani yapılardan, mevcut yapılardan yola çıkarak gelecek öngörüsünde bulunmak. Yani benim iddiam şu. Grafiklerde belirtilen geçmiş hareketler neyse grafiklerin gelecek rotasında o hareketler bize ışık tutuyor. Yani neticede yapısal analiz dediğim şey bir binanın iyi yapısını düşünün. Bir binanın işte temeli üstüne birinci kat atılıyor. İkinci ve üçüncü katı siz birinci kata bakarak anlayabilirsiniz. Ama yapıyı değiştirirseler, yani proje değişirse, ki bazen hani bizim de yapı değişirse şöyle olur, yapı değişirse böyle olur diye yorum yaptığımız şekilde ikinci katta proje değişirse o zaman yine o yeni projeye göre bakıp ikinci katın ne şekilde olacağını daha ikinci kat bitmeden anlayabiliyorsunuz. Yani benzetmeyle anlattım. Endeksin genel gidişatıyla alakalı aşağı doğru yönelmesi gerektiğini şu kısımda ifade etmiştik. Yine ta tepe noktalarında S&P'nin 3300'ü hedef aldığını, 3300 hatta şu kısımda da tekrar yenilemiş. Yani şurada ciddi tepki vermiş olmasına rağmen biz ısrarla 3300 noktasının görülmesi gerektiğini ifade etmiş. 3295 noktasından da geri dönmüştü. Ve o noktadan gelecek olan tepki hareketi dün de yine zirve noktaları sınanırken biz yine görmesi gereken rakamın 3330 noktasına kadar bir geri çekilmenin olabileceğini belirtmiş ve 3300 şu an için 65 noktasında. Yani ben o noktanın görüldü diye kabul ediyorum. Şuradaki pinlerin olduğu bölgeydi zaten. Bir anlamda burası da gördü diye kabul ediyorum. Yani %1'lik bir alan kaldı. Neticede yapısal analizle fiyat hareketlerinin öngörülebilirliği apaçık ortada. Yani bunu bir kez daha
belirlemiş olduk. Bundan sonraki süreçte S&P'de arkadaşlar ben tarihi bir işte toparlanmadan sonra diyelim. Yani bir durulmadan sonra fiyatlarında bir şuna benzer bir oluşumdan sonra geri dönüş. Şuradaki düşeni kırdık da şurası çok önemli. Şuradaki düşeni bakın iki tane fake kırış yaptı. Şöyle bir bakın. Şuralardan döndü. Bir tane fake kırdı. Dün biz buradan elit yapmıştık. Ve yine bugün fake kırılış yaptı. Ki bunlar fake hareketlerdi. En nihayetinde burası kırıldıktan sonra S&P'nin zikzaklı ve yukarı yönlü hareketlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Önce daha orta vade S&P yorumuyla alakalı yani yeni zirve göreceğini belirtiyorum. Ama orta vade S&P'deki oluşumla alakalı birkaç video önce belirttiğim bir takım senaryolar var. Ve ona göre belirlediğim stratejiler var. Majör bir senaryoydu. Vakti olanlar geçmişe yönelik oradaki senaryoları takip edebilirler. Satır aralarında geçmiş birkaç cümlelik ifademdi. Ve oldukça önemli olduğunu düşünüyorum fiyat hareketlerinin öngörülebilirliği alakalı. Şu anda yaptığım yorumlar daha kısa vade yorumlar. Oradaki yoruma merak edenler dönüp bakabilirler. Dediğim gibi oldukça önemli bir strateji belirliyor bu S&P'nin birkaç video önceki yorumları. Şimdi diyeceğim şey bu bölge tamamlandıktan sonra S&P'nin yatay ve ondan sonra yukarı yönlü hareketinin gelebileceği. Bizim endeksimize de bu hareketin artık olumlu yansıyacağı ve özellikle bugün bazı ana tahtaların nasıl gittiğini hep birlikte gördük. Bir arkadaşımız üçüncü kez yorum yazdı. Üçüncü oldu tabii. Yani varan 3 diyeyim ben. İfade ettiği şey şu. Endeksin düşenini kırmış olması, endeksin direncini geçmiş olması bize hiçbir etki yapmadı. Bizim tahtamız hareket etmedi diye üçüncü kez yazıldı bu. Arkadaşlar bunu 3 yıl boyunca, önümüzdeki 3 yıl boyunca bu yazıları defalarca göreceğiz ve ben de birçoğunu sayacağım. O yüzden bunu şunun için belirtiyorum. Arkadaşımız niye yazdı diye değil de tahta seçiminin bundan sonra çok çok önemli olduğu ve endeksi sürükleyecek olan tahtaların seçilmesi gerektiğiyle alakalı ifademi yineliyorum arkadaşlar. Yani burada tahta seçimi çok çok önemli olacak ve gün içerisinde realizasyonlarla giden hareketler görülecek ilk etapta. Ki kriz dönüşleri genelde öyle olur arkadaşlar. Bu açıdan bir takım sinyalleri önceden almak ve bizim geçmiş videolarda anlattığımız dipte hisse senedi nasıl yakalanır eğitim serisini izlemenizi ayrıca öneririm. Ona göre de tahta seçimi yapılır ve seçilecek olan tahtalar orta ve uzun vade risksiz olarak taşınabilir arkadaşlar. Ve trade etmeye bile çoğu zaman gerek kalmaz. Çünkü siz artık orta vade yatırım yapmış, uzun vade yatırım yapmış ve onun devamını getirmiş olursunuz. Temelden de dipten de girildiyse hiç trade etmeden sonuna kadar tahtalar götürülür. Ben de arkadaşlar yavaş yavaş artık majör senaryom gereği yatırımlarımı, yatırım kısmını artıracağım. Trade kısmını ise yavaş yavaş azaltacağım. Son bir dalga kaldı. O dalgayı da atlattıktan sonra artık önümüzde hiçbir riskin kaldığını düşünmüyorum. Ama öncesinde bir bahar havası, ondan sonra bir takım çalkantılı, zikzaklı bir yapı yine bizi bekliyor diye ben şimdiden belirteyim. Ama endeks açısından şu an için olumlu. Vaktim olduğunda endeks yorumu da yapacağım. Ons altından alakalı arkadaşlar S&P ile beraber altında tepki veriyor. Yani korelasyonlu hareket ediyor. Günlük ortalamasının üstünde şu anda. Yapısal anlamda tam bir üçgen oluşturdu altın. Vaktim olduğunda onu da detaylı analiz ederim. Yani direnç noktası 60 noktası. 65'e kadar bugün gitti. Çok yatırımcıyı stop ettirdi. Stop ettirdikten sonra 60 stop noktasıydı. Stop ettirdikten sonra tekrar geri döndü. Şu anda aşağıdan gelen bir yatay çizginin işte onayı konumunda 60 noktası. Gitti onay aldı geri döndü. Yarın da ben seyrin pozitif olabileceğini düşünüyorum. S&P döndüğünde yani S&P yukarı doğru döndüğünde eğer ki yeni bir haber gelmeyecek olursa ons altın zikzaklı hareketlerine devam edecektir. Alt band 1910, üst band 1900 hatta 2000. Yani 1900 ile 2000 arasındaki hareketlerine bir süre daha devam edebilir. Yani haftalık bazda ben ons altını incelediğimde 2000 noktasını görmüştüm. Yani tepe nokta olarak onu söyleyeyim. Oranın geçilmesi durumunda
O zaman yeni zirve atakları olacaktır. Ama tabii oldukça gene dikkatli olmak lazım. Yani S&P'de sert hareketlerin, yukarı doğru hareketlerinin başlaması altın da olumlu etkileyebilir. Ve son bir, yani daha doğrusu büyük düzeltme öncesi yeni bir zirve denemesi yapabilir. Ortalamaların üstünde kalması ve 2000'in üstüne çıkması kaydıyla diye hafızamdan söylediğim şeyler şimdilik bunlar. Ama daha detay ons altın grafiği açtığımda daha detay analiz ederim. Fakat ben halen ons altında 1960-65 bölgesinin ciddi direnç, 1900 bölgesinde ciddi destek olduğunu düşünüyorum. Ve kırılım noktasında da, yani nereye giderse gitsin ons altın aşağıları deneyecek diye bir beklentim var. Yani bu beklentimi de bozmuş değilim. Üst bölgelerden satım, alt bölgelerden alım şeklinde zikzaktan yararlanmaya çalışıyorum. Benim kendi genel yatırım tavsiyesi olmadan benim stratejim bu arkadaşlar. Yani borsa negatif olduğunda altını da satarlar. Borsa pozitifse altında nispeten pozitif olur. Onu da çok bozmazlar. 1900 bölgesi önemli bir destek konumunda diyelim. S&P'de de dediğim gibi bizim şimdiye kadar belirttiğimiz hareketlere aynen uydu. Hiç değiştirmedi. Geçmiş S&P analizlerimde de net analizler yapıyorum. Bizim endeksteki gibi net, biraz muğlak konuşmuyorum. Çünkü dediğim gibi S&P dünyanın en likit borsası. Dolayısıyla bizim ifadelerimiz S&P'yi hiçbir şekilde etkilemiyor. O yüzden gördüğümü aynen söylüyorum. Bizim endekste ise biraz muğlak konuşup satır aralarından mesaj vermeye çalışıyorum. Yakalayabildiğiniz ölçüde. Ama son zamanda biraz daha net ifade ettim. Çünkü bu satır arası mesajlarını bazı arkadaşlar negatif değerlendirmiş ve bir anlamda bizi eleştirmişti. Halbuki biz oyunculuğu anlatıp işin, yani balık tutma kısmını size bırakıyorduk. Yani bir takım yorumları yapıp olması gereken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor. Kendi görüşümüzü nispeten daha az bahsedip sadece bir iki cümleyle satır arasında birkaç saniye ifade edip geri kalan kısmı majör senaryoların neyle olabileceğiyle alakalı grafik okuma yöntemini aktarmaya çalışıyordum. Ama arkadaşların işte çift yönlü analiz yapıyorsun ve kafalar karışıyor ve ne söylediğin belli değil gibi ifadeleri nedeniyle biz de bu son dönemde endeks ve S&P'de olduğu gibi endekste de net şunu bekliyorum, şunu bekliyorum diye ifade ettim. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bunu takipçi sayısı arttıkça, dinleyici sayısı arttıkça, izleyen sayısı arttıkça bu tip net endeks üzerindeki yorumlarımı yapmamak daha doğru. Onun yerine artık bu süreç içerisindeki bizim kullandığımız modeli ve satır aralarındaki mesajları sizlerin yakalaması ve ona göre de şekil alması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bunu belirteyim. Ayrıca zaten bizim kendi yapısal analiz modelini anlatacağımız bir eğitim çalışması da var. Bu eğitim çalışmasında biz bu başarılı öngörüleri nasıl sağladığımızı aktaracağız, anlatacağız. Dolayısıyla bu eğitimlere katılan arkadaşların da bize de çok ihtiyaçları olmadan kendi analizlerini kendi yapacak durumları olacaktır diye düşünüyorum. Ve şimdiye kadar ki çekmiş olduğumuz belki 400-500 tane analizde o kadar çok eğitimvari video ve ifadeler kullandık ki bunlar dinleyenlere, izleyenlere, dikkatlice izleyenlere bence ciddi şeyler katmıştır diye düşünüyorum. Uygulanan metot, yani yapısal analiz metodu dediğim metot, diğer teknik analiz metotlarından biraz farklı. Yani neredeyse hiçbir indikatör kullanmadan bu model sayesinde endeksin yönü oldukça başarılı bir şekilde %80 diye ben ifade ediyorum. Yani 5 hamleden, 5 yorumdan 4'ünün stopsuz olarak başarıyla sonuçlandığı görülüyor. Öyle söyleyeyim. Yani geçmiş analizlere baktığında bunu görürsünüz. Stop olunmuyor mu? Olunuyor. 5'te 4 diyorum. Bazı karar noktalarında fake de olsa stop yaptırdığı olur endeksin. Neticede kaotik bir sistemden bahsediyoruz ve haberle ve benzeri şeylerle şekil alması son derece kolay bir sistemden bahsediyoruz. Ama önemli olan şey şudur: bir yatırımcı, bir trader olarak yapılması gereken şey, sistem değiştiğinde, yapı değiştiğinde, fiyatlar yeni oluşumları meydana getirdiğinde analizinizi ısrar etmez, yeni oluşuma doğru yönelirsiniz. O yüzden değişime açık kişilik yapısı diye ifade ettiğim şey analizlere de yansıyor. Yani hiçbir zaman analizimiz yukarı ya da aşağı diye fiyatlar döndüğünde oralara sabit fikir kalınmaz. Orada bir soru işareti kalsa da, ki bizde de mesela endeksimizde pin noktasını soru işareti olarak bıraksak da fiyatlar yukarı döndüğü için pozitif yorum yapmış, fiyatlarla beraber gidilmesi gerektiğini ifade etmiştik. İşler sarpa sardığında hedef bölgeyi ise neresi olduğunu
çok rahat biliyoruz. Dolayısıyla geri döndüğünde ve trendler kırıldığında nerelere kadar sarkma olacağını hafızamızın bir köşesinde bulundurmuş oluyoruz. Öyle belirteyim bunu. Hatta bir örnekle daha anlatayım. Aramızda yeni katılan arkadaşlarla alakalı. 1900 düzeltiyorum. Endeksin 2018 yılındaki indiği bir seviye vardı. Yaklaşık işte 90 124 122'lerden 122'lerden indiği işte 98 noktası vardı. Ondan sonra da 88 noktasına kadar falan inmişti. Neticede şöyle bir açı oluşturmuştu endeks. Tam şu. Ve endeks yukarı doğru yöneldi. Yapısal anlamda endeksin 82'lere gelmesi gerektiğiyle alakalı tam bir böyle bir yapı grafiğim vardı, genişleyen üçgen. Tam bu yapının oluşması için fiyat yönlü devam etsem de tam 2 yıl bekledim arkadaşlar. 2 yıl bekledim. Yani şu yapının oluşması için, yani o pandemi sürecindeki bu yapının oluşması için tam 2 yıl bekledim. Ve tam 2 yıl sürdü bu yapının oluşması. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yapısal analiz modeli fiyatların nereye gidebileceğini ifade ediyor. Trendlerle beraber ifade ediyor ama zamanını kestiremiyor arkadaşlar. Yani ki altında da biz bunu ifade ettik. Altında da normal işte hedef değerinin 500 olduğunu, inanılmaz altın hedefim diye sene başında bir analizim olmuştu. Fakat zaman noktasında zamanı tam tutarlı işte kestirmek pek mümkün olmuyor. Onu belirteyim. Ya kimi zaman ifade edilse de olsa da kimi zaman bu süreci uzatabiliyorlar. Bizim endekste de işte 3. tepe dediğimiz noktayı mesela süreci biraz uzattılar. Aşağı doğru sarkıttılar ve şimdi oyalanıyor. O noktayı halbuki 2 hafta önceden gidebilirdi. Ama S&P'deki belki de satışı biliyorlardı. Ki ben biliyorsam piyasanın profesyonelleri de bu satışın geleceğini elbette ki biliyorlardı. Ona sebep bizi önce kırdılar ve aşağılardan da S&P'nin satışını bahane ederek bazı ana tahtaları toplama fırsatları oldu. Ondan sonra da bakalım hep birlikte S&P'de şu an yerlerde sürünüyor diyelim. Trendinin dibinde. Oradan toparlandıktan sonra hep beraber bir yeni zirve atağı getirebiliriz. Bakalım ne olacak. Heyecanla, merakla izliyoruz diye ifade edeyim. Sözü de çok uzatmayayım ki diğer bizim piyasanın da yorumuna vakit kalsın. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu akşam hem analiz hem sohbet hem genel bir değerlendirme yapmış olduk. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatayım. İyi akşamlar arkadaşlar.